Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahluluktetem min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Yine temsili başındaki ayetlerle beraber bir okuyalım. Ondan sonra temsilin sonunda konuşmadığımız az bir kısım kaldı. Onu da ince tefekkür etmeye çalışalım. Bu ders bununla yetinelim inşallah. Böylece 11. sözü böldüğümüz ilk kısmı, yani temsil kısmını bitirmiş olacağız. Ondan sonra hakikat bahsine geçeceğiz. Hakikat bahsini de yine böyle bir iki sayfalık falan bir bölüme ayırırız. Böyle bildiğimiz bir yerden, 2-3 sayfalık bir yerden böleriz. Onu da böyle parça olarak tefekkür ederiz. Böyle parça parça inşallah 11. sözün sonuna gelmiş oluruz diye umuyorum. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de hidayetini ondan diliyoruz. O zaman başlayalım temsilin başından. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Kısa bir mealiyle şöyle buyurulmuş. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Gördüğünüz gibi en geniş daireden en küçük daireye kadar Cenab-ı Hak eserlerinin intizamını, nizamını, ahengini, uyumunu dıştan içe bir kasıtla, bir planla, bir maksatla, bir kaderle, bir takdirle yarattığını bu ayetlerle anlatıyor. Bu gibi ayetlere Kur'an'da baktığımız zaman aklımıza şu gelsin ki 11. sözün de maksatlarından birisi bu demiştik. Cenab-ı Hak bize birbirine denk gelmesi tesadüfle açıklanamayacak bir alem ahenginden bahsediyor. Hani hep örnek veriyorum onu. Evrenin başında bazı sabiteler var. Bu sabitelerin 0,1 nokta fazla olması hayatın oluşmamasına sebep olacak. 0,1 az olması yine hayatın oluşmamasına sebep olacak. Cenab-ı Hak ta evrenin başında öyle sabiteler ayarlamış ki onların oluşturduğu fizik zemininde bugün canlılık dediğimiz, bizim canlılığımız dediğimiz biyolojik düzen kurulabiliyor. Çünkü fizik, kimya, biyoloji dediğiniz şey aslında birbirinin katmanları gibi. En temel zeminde fizik var. Onun üstünde kimya var. Biraz daha böyle karmaşık düzey diyelim. Daha üst düzey ilişkileri açıklıyor. Onun üstünde de biyoloji var. Biyoloji ondan da karmaşık kimyevi ahenkleri bize açıklıyor. Ya da fiziki ahenkleri. Elbette bunların birbiriyle hep bir ilişkisi var. Alemin başının alemin sonuyla bir ilgisi var. Bunu bize Kur'an-ı Kerim bu tarz evren tasvirlerinde hep anlatıyor. Kainat tasvirlerinde hep anlatıyor. En son sözü bize getiriyor. İşte en sonunda dedik nefse ve onu intizamla yaratana. Yani bizdeki düzen alemin düzeniyle ilgili. Bizi yaratan kimse alemi o yaratmış. Evrenin başındaki o sabiteleri kim belirlemişse bizim canlılığımızı da o yaratmış. Çünkü o onsuz olmuyor. Bir elma için bir alem gerekir. Bir elma sadece bir toprak, bir ağaç, bir güneş, bir su işi değildir. Kainatın başında konmuş kurallarla da ilgisi vardır. Yani elmalığın kainatın başındaki kurallarla ilgisi vardır. Ki biraz böyle bilime gönül verdiğinizde, neydi o kitabın ismi? Şimdi kitabın ismi aklıma da gelmedi. Bir kardinalin söyleşisi vardı içinde. Berlohaven diye bir yazarın söyleşilerinden oluşuyordu. Bir kardinalle de söyleşi yapmış içinde. Kardinal diyor ki az bilim dinden uzaklaştırır,
çok bilim dindarlaştırır diyor. Hakikatli bir sözdü. Kitabın ismi neydi ya? Söyleşilerden oluşan bir kitapta. Çok da örnek vermişimdir bu derslerde de. Bak işte şimdi aklıma gelmedi. Neyse aklıma gelince bir dahaki derste söylerim kitabın ismini de. Çok bilim neyi anlatıyor bize? Evrendeki girift ilişkiyi anlatıyor. O noktaya geldiğiniz zaman şimdi bugünlerde de işte Michio Kaku'nun paralel dünyalarını okuyorum. Yani adamlar öyle noktalara gelmişler ki ya burada bir tuhaflık var. Hiçlik diyor tamamen boş olsaydı işte karanlık madde kadar madde oluşmuş, pardon antimadde kadar madde de oluşmuş olacaktı. Biz varlığa çıkamayacaktık. Bu ikisinin oluşumu eşit olacaktı. Ama diyor sanki diyor bir simetri bozulması var diyor. Madde kollanmış gibi. O yüzden madde galip gelmiş, varlığa çıkmışız diyor. İmkan delili gibi, kelamcıların imkan delili gibi. Neyse dallandırmayayım, budaklandırmayayım. Yani ayet kelimelerden bu ışığı alalım. Bir düzen var ki o düzenin sonucu biziz. Bir düzen var ki o düzen bizim sonuçluğumuzla tam kemalini buluyor. Çok girift bir ağ. Elbette bu ağ ancak başta planlamayla, başta bize göre tabii Cenab-ı Hak ezeli, ebedi. Onun için zaman kavramı geçerli değil. Zaman bizim için geçerli. Biz sınırlılar için geçerli. Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır. Hem mekandan münezzeh hem de zamandan münezzeh. Cenab-ı Hak zamandan da münezzehtir. Zaman onun mahlukudur. Tıpkı mekan gibi. Ey kardeş! Eğer hikmeti alemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Hikmeti alemin tılsımı. Yani bu alem niçin yaratıldı? Niçin böyle? Niye kat kat? Niye kocaman kocaman? Niye bu kadar sanat var? Niye bu kadar nimet var? Niye bu kadar güzellik var? Gibi gibi. Gördüğünüz ama amacını anlayamadığınız, kapısını açıp içerisine giremediğiniz o alemin tılsımı burada. Bu sözde anlatılacak. İki, hılkat-i insanın muamması. Yani bu alemde insan niye var? Cenab-ı Hak insanı niye var etmiş? Alem gayet güzel tıkır tıkır da çalışıyor. İnsan burada niye ayrıca var edilmiş ki ona bir de bu alemin ekser mahlukatı hizmetine sunulmuş. Onların faydalarını kullanabiliyor. Onları anlayabiliyor. Onların işte dedik ki bilim aslında bunun keşfidir. Fiziğini, kimyasını, biyolojisini fark ediyor. Bu bilgileri istimal edebiliyor. Bu yetenek insana niye verilmiş? İnsan bu yetenekle niye var edilmiş? İşte onu da anlatacakmış bu söz bize. Hılkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu. Bir de ne? Namazın hakikatinin bir işaretini verecek. İşte hep söylüyoruz. Alem, Adem'le namazdan bağlanıyor. Alem, Adem'le namazdan bağlanıyor. İnsan namaz kıldığı zaman alemin hılkatinin amacına dahil olmuş oluyor. Kendi yaratılışını ona katmış oluyor. Elbette Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Biz bu manada zaten melekut cihetiyle bu varlığın sırrına dahiliz ama irademize bir alan bırakılmış. Biz de irademizi sarf ettiğimiz zaman ibadet yönünde, irademizi ibadet yönünde sarf ettiğimiz zaman kainatın hikmetine dahil olmuş oluyoruz. Bilinçle, şuurla zaten imtihanımız da bunun üzerine. Evet. Nefsimle bir parça fehmetmek istersen, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçi onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli, pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi-i garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bedaya ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, kilit cümlelerinden birisi hep tekrar ediyoruz bu sözün. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca
o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki veçh ile müşahede etsin. Bir veçhi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, hem deşti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerine cami sofralar, o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafet-i âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra yüz sanayi-i latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi, kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra, aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve neveç ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Yani okul varsa öğretmen de lazım, saray varsa teşrifatçı da lazım. Burada bu yaver ekremden kasıt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede, şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Bak sarayın amacını söylüyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla yani süslemelerle kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor, siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor, siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz ve nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu, kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için. O sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler, acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken, birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki
bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. Elhamdülillah. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim-i zişan bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir. Ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki eğer şu üstad olmasaydı, o melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü de gör diyor ve metin hakikat bahsine başlıyor. Fakat biz bugün oraya geçmeyeceğiz. Bir dahaki derse inşallah borçlanıyoruz hakikat bahsini. Bugün şu ikinci güruhtan itibaren tefekkür etmeye çalışacağız demiştik. Vaktimize de bakalım. Evet, vaktimiz de gayet müsait. İkinci güruh, bildiğiniz gibi nasipsizler güruhu. Nasipsizler güruhunun başlangıcıyla diğer grubun, yani nasipliler, bahtiyarlar grubunun başlangıcı arasında şöyle bir fark var. Birinci güruh diyor, kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde. Burada ne diyor? İkinci güruh, akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından. Bakınız, o kendini tanımak bahsi burada hiç yok. Yani ikinci güruh, kendini tanımaktan aciz, kendini tanımaktan yoksun, kendini tanımaktan uzak. Zaten arızası da buradan çıkıyor. Kendisi üzerine bir tefekkürü olmadığı için ürettiği şey arızalı oluyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin biliyorsunuz dört hatve dediği kendi yolunun esası, anayasası olarak tasvir ettiği o şeyler aciz, fakr, şefkat, tefekkür. Tefekkür bunlar içinde en sona geliyor. Dikkatinizi çekmiştir hep. Ben onu şöyle anlıyorum, insanın içindeki taşları önce doğru yerlere koyması lazım, sağlıklı bir tefekkür geliştirmesi için. Ne kadar aciz olduğunun farkında mısın insan? Çünkü seni aslı insana en çok bu yaklaştıracak. Kendini tanımak deyince asıl bu yani. Ne kadar Allah olmaktan uzak olduğunu anlarsan, o kadar kendini tanımış olursun.
ne kadar Allah olmaktan uzak olduğunu anlarsan o kadar kendini tanımış olursun. Bize aciz bunu sağlıyor aslında. Aciz ve fakr da bunun içinde var tabii ama öncelikle aciz, yani güç yetirememe. İnsan olarak ben aslında hiçbir şeye güç yetiremiyorum. Parmağımı kımıldatmak hadisesi, eğer bir lütfi ilahi olmazsa, elimden alınırsa yapamıyorum. Allah muhafaza eylesin, kimseye vermesin. Az önce de komşudaydım. Bir akrabalarından bahsettiler. İşte 10 yıldır felçliymiş. Allah şifa versin. Hiçbirimizi o durumlara düşürmesin. Bize merhamet etsin Cenab-ı Hak. Şimdi bak, 10 yıldır yerinden kıpırdayamıyormuş. Yani bütün vücudu felçli. Şimdi düşünün, 10 yıldır Cenab-ı Hak ona lütfetmediği için yani o hareketleri yapamıyor. Hayatta mı? Hayatta. Konuşuyor mu? Konuşuyor. Öyle şey yok mu? Yani mesela boyundan aşağısında var. Dili konuşuyor. Aklı başında. Ama vücut hareket edemiyor. Biz hep yapa geldiğimiz şeylerin Allah'ın lütfu olmadığını, bizim kendi irademizle, kudretimizle, aklımızla falan başardığımızı sanıyoruz ama alınınca uyanıyoruz. Yok ya, bizde bir numara yokmuş. Cenab-ı Hak bize bunu bu şekilde öğretmesin. İnşallah biz hayatın içinde gerekli tefekkürleri yaparak bunun şuurunda olalım. Acizimizi, fakrımızı bilelim. Kibrimize köle olmayalım. Yani işte aldım mı? Yok arkadaş. Hafızam şöyle diyorsun, aklım böyle diyorsun. Allah bir çekip alıyor, kimseye vermesin. Bir işte pıhtı atıyor, bilmem ne oluyor, beyin damarı tıkanıyor. Yine benim bir akrabamda vardı mesela. Yolunu bulamıyorsun, unutuyorsun. Nereye geldiğini, nereye gittiğini unutuyorsun. Bunlar olabiliyor. Allah böyle hastalıklar veriyor. İşte bu hastalıkları da buradan okuyalım. Cenab-ı Hak hastalık sayısınca bize acizimizi öğretiyor. Bak, bunu da sen yapmıyorsun. Bunu da sen yapmıyorsun. Bunu da sen yapmıyorsun. Çünkü niye? Aldığım zaman bak yerine koyamıyorsun. Geziyorsun doktor doktor. Çaresi varsa doktor diyor şöyle bir çaresi var. Tesiri olursa o ilaç sende. Cenab-ı Hak onun tesirini yaratırsa bir şifa veriyor. Her zaman da vermiyor yani. Her zaman da her hastalığın ilacı yok zaten. Her ilaç da her hastalığı iyileştirmiyor. Süreç hep böyle işlemiyor yani. Bir de hastalığı böyle düşünelim. Hastalık sayısınca Cenab-ı Hak bize ne kadar işin yolunda gittiğini ve bunların gitmemesinin ne kadar mümkün olduğunu, alındığında yerine nasıl koyamadığımızı bize öğretiyor. Görebilen için. Kör bunu görmez. İşte aciz bilinci mesela bunu verdi bize. Biz aslında neyiz arkadaş, bunu anlamış olduk. İsmet Özel'in geçen bir kitabında, ismi neydi kitabın? Güzel, ismi hatırlayamadım işte. Neyse, okuduğum kitapların şeyi var. Fosforlu Kalem serisinde, oradakilerden birisinde. İki önce okuduğum kitap da olabilir. Mesela bilimselliğin en büyük hatası budur diyor. İnsanı mizana vurmadan doğrudan kainatı mizana vuruyor. Ne kadar hakikatli. Bediüzzaman Hazretleri'nin de buna işaret ettiği yerler var. İnsan benim tartışım doğru mudur demeden onu kesin norm kabul ederek kainatı tartmaya başlarsa arıza çıkarıyor. Önce kendisini tartması lazım. Ben neyim? İşte aciz, fakr, şefkat bir de. Bunlar hep bizim alemle ilişkimizi etkileyen şeyler. Aciz, fakir biraz daha kendimize dönük ama yine alemle ilgili. Acizini, fakrını bilen insan elbette çevresine karşı şefkatli olur. Çünkü kendisini öyle bir yere koyuyor ki oradan empati yaptığında başkalarını da şefkate layık görüyor. Çünkü kendisini de şefkate layık görüyor. Ben acizim, fakirim diyor. Bana şefkat lazım diyor en çok. O zaman kainata da şefkat gözüyle bakabiliyor. Empati yaptığında böyle yapıyor. Mütekebbirin empatisi merhametsizlik oluyor. Mütekebbirin empatisi varlıkla merhametsizlik oluyor. Bakınız tarih boyunca zalimlere, büyük zulüm sahiplerine, despotlara, diktatörlere hep bir merhamet sorunu vardır. Merhamet sorununun arkasını da kollarsanız kibir sorunu vardır. O kendisini insan gibi, sıradan insan gibi görmediği için, hatta bazısı kendisinin artık tanrı, haşa sümme haşa, ilahlardan bir ilah, Firavun gibi, Nemrut gibi ve onun günümüz çağdaşları gibi, yakın tarihli çağdaşları gibi gördüklerinden o durum, kendilerine şefkat ihtiyacı hissetmiyorlar. Biz zaten şöyleyiz, böyleyiz. Onlar ya varlığa da gidiyorlar, varlığa da şefkate ihtiyaç duymuyorlar. Yani o empati bunu getiriyor. Kendi yerine yanlış koyuyor. Kendini yanlış yere koyuyor.
Onları da yanlış bir yere koymuş oluyor böylelikle. Alemi de yanlış bir yere koymuş oluyor böylelikle. İşte kendini tanıma yok burada. Doğrudan akılları bozulmuş diyor üstad. Kendini tanımamaktan bir bozulma geldi akla. Veya işte sair kuvvelerin, kuvve-i şehviyenin, kuvve-i gadabiyenin korunma güdüsü veya işte elde etme menfaat güdüsü diyebileceğimiz kuvve-i şehviye öyle diyelim mesela. Menfaat güdüsü, varlık arttırımı güdüsü, kuvve-i gadabiye korunma güdüsü, varlık azalımını istememe güdüsü gibi nasıl tarif edelim, böyle şeyler söyleyelim. Bu kuvveler de aklı etkiler arkadaşlar. Akıl etkilenmeyen bir şey değildir. Kuvve-i şehviyeniz, menfaat algınız aklınıza baskı yapar. Kuvve-i gadabiyeniz, korunma güdünüz aklınıza baskı yapar, aklınızın kararlarına baskı yapar. O yüzden tehdit anındaki davranışınızla sakinkenki davranışınız aynı olmaz. Veya işte menfaatiniz, büyük bir menfaatin teklif edildiği andaki kararınızla hiçbir menfaatin teklif edilmediği durumdaki kararınız bir olmaz. İşte ne diyelim? Ya şurada bir saat boyunca koşarsan sana 100 milyon dolar vereceğim dese birisi. Bak önce dese ki hiçbir şey vermeyeceğim, bir saat koşar mısın? Deriz ki ya bir saat deli miyim, niye koşayım bu sıcakta, hele İstanbul'da. Koşulmaz yani bir saat. Ama karşılığında şu kadar para vereceğim dediği zaman bak oynadı. Menfaat algımızı oynattı. O da akla diyor ki bu artık mantıklı bir şey. Bu yapılabilir bir şey. Akıl etkileniyor arkadaşlar. O yüzden biz şeriatla yükümlüyüz. Şeriat oruçlu olsun, namazlı olsun, ibadetlerle olsun, takvayla olsun, her şeyle bizim o kuvvelerden gelecek baskıya karşı koruyor. Biz helal diyoruz, haram diyoruz. Aslında kuvvelere diyoruz ki senin sınırların var kardeşim, şu çerçeveden geçemezsin. Bak Allah bunu haram kılmış, menfaatli gözükse bile alamazsın faizi mesela. Haram kılmış diyorum, kuvve-i şehviyem. Sana ne kadar kârlı görünürse görünsün bunu alamayız. Akıl ona öyle söylüyor çünkü cehennem var diyor akıl. Bu diyor menfaatli değil. Veya işte kuvve-i gadabiye diyelim. Masum birisini öldürmeyi istiyor kendi menfaatine zararı var diye. Ya da zararından korktuğu için. Aklına diyor ki kuvve-i aklıya yapamazsın diyor. Masum öldürmenin cezası var. Sana bugün bu dünyada böyle gelebilir ama onun diyor ahirette bedeli başka. Durdurabiliyor. Şeriat bilgisiyle akıl diğer kuvveleri durdurabiliyor. Veya tazyik eden duyguları, aşırı duyguları, ifratkar hisleri, inadı, kini, garezi, hasedi hepsini durdurabiliyor. Akla şeriat silahını vermeliyiz ki diğer duygularımızı istikamete çekebilsin. Akla şeriat silahını vermeliyiz ki diğer duygularımızı istikamete çekebilsin. İşte akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş. Olduklarından saraya girdikleri vakit kalplerine niye sönmüş dedi, akıllarına niye bozulmuş dedi. Biliyoruz ki ateistin de bir aklı var. Bu akıl bozuk bir akıl. Deistin de bir aklı var. Bu da bozuk bir akıl. Akılsız değil. Akılsız olsa karını zararını birbirinden ayıramaz. Gerçi hoş ahiret bazında ayıramıyor ama dünya bazında ayırıyor. Aklı yok değil ama yanlış bir akıl. Bozulmuş bir akıl, mihengi arızalanmış bir akıl, dünyayı önceleyip uhreviyeti boşlamış bir akıl. O yüzden aklı yitirmek olmadığı için akla bozulmak şeyi doğru. Ama kalbe sönmüş diyor burada. Neden? Çünkü kalp asıl faaliyetini uhrevi manalarla ortaya çıkarır arkadaşlar. Kalp dediğiniz şey dünyeviye yönelttiğiniz anda salt dünyeviye, sadece sırf dünyeviye yönelttiğiniz anda kapasitesinden düşmeye başlar. Buna sönmek de diyebiliriz. Mesela bir iyilik yapacaksınız. Bu iyiliği uhrevi bir karşılığını sonsuz bir adanışla yaptığınızda büyür, güçlenir. O iyiliğin karşılığı da güçlü olduğu için ona sarf ettiğiniz emek, ona yüklediğiniz mana bunlar da güçlenir. Ama sırf dünyevi bir şeyle mesela bir amaçla yaptığınızda iyilik giderek boşluğa düşer. Bir filmde geçiyordu. Hani tartışıyorlar. İkisi de ateist gibiler ama bir tanesi biraz daha dine şeyi var yani. Taraftarlığı az buçuk şeyi var. Diyor ki ya hani o zaman diyor hiçbir şey yoksa diyor bizim ölümümüzden sonra hiçbir şey olmayacaksa diyor. Bu dünyadaki iyiliklerin ne anlamı var diyor mesela.
Mantıklı bir soru. Neydi ya? Düğünlü bir şeydi filmin ismi ama uçakta geçen bir konuşma sahnesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir diyor çocuğu ben niye kurtarıyorum veya bir kediyi niye besliyorum veya işte yaralı bir insanı niye hastaneye götürüyorum? Bunların hepsi boşuna oluyor. Çünkü diyor zaten hiç olacak. Sonuçta toplamda hiç olduktan sonra arada yaptıklarımızın hiçbir anlamı kalmıyor diyor adam. Mantıklı olarak güzel bir şey söylüyor orada. İşte kalp dedik ya sonsuzlukla çalışır. Onu kurtarmış olmamın bir anlamı olması lazım. Kurtardım ama yine hiç olacak. O zaman amaç, iyilik amacını kaybediyor. Cenab-ı Hak öyle bir şey koymuş ki bize. Bekaya inananın kalbi güçleniyor iyilik yapma konusunda bak. Bekaya inananın, sonsuzluğa inananın, ahirete inananın, Allah'a inananın kalbi iyilik yapmak konusunda güçleniyor. Çünkü neden? Onun adanacağı bir mana dünyasına sahip oluyor. Kalp açılıyor. Doğru sahada olduğunu, doğru yolda olduğunu, bir formula pistinde olduğunu fark eden araba gibi, spor araba gibi hızlanıyor. Aksi takdirde traktör yoluna sokmuş oluyorsunuz. Orada da verimini sağlayamıyor. Kalp sönüyor, amacını yitiriyor. Yok olmuyor ama sönüyor yani randımandan düşüyor. Kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup, bak akıl bozuldu, kalp söndü, nefse mağlup oldular. Diğer kuvveler baskın çıktı, duygular baskın çıktı. Saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup, lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Ne varsa o, bize burada hemen anında fayda veren ne varsa o. Nefis öyledir, bu dünyacıdır, vicdan ahiretçidir. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar. Ve o üstadın irşadatından bütün o mehasin yani güzelliklerden gözlerini kapadılar. Neden? Neden? Yani bugün ateist diyoruz, deist diyoruz veya işte başka şeyler bunlar dünyanın güzelliklerine gözlerini mi kapıyorlar? O dünyanın uhrevi güzelliğine, arka planlı güzelliğine, Allah'ı gösterir güzelliğine evet gözlerini kapıyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor artık. Nefis sonra alınacağı istemiyor. Kendisini mahrum bırakacağı da istemiyor. Bak nefis ücreti sonra alınacak bir şeyi istemiyor. Hemen anında şimdi olursa o ahirette onu kim diyor görecek. Nefis öyle diyor. Nefis bu dünyaya tutunmak için verilmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kuddise sürruh mektubatında geçiyordu galiba. Diyor ki Cenab-ı Hak ruhu bedene koyduğu zaman diyor ruh durmak istemedi. Çünkü ruh beka alemlerinin şeyi eseri. Ama beden şey bu dünyaya ait. Cenab-ı Hak diyor ruhu bedene nefisle aşık etti. İşte artık ruh bedende duruyor. Çünkü nefis bizi dünyaya bağlıyor. En acı olayı yaşıyoruz ama 3 saat sonra yine karnımız acıkıyor, yemek yiyoruz. En diyelim garip hadise başımıza geliyor ama bir yerde nefis bizi tekrar dünyaya getiriyor, toparlatıyor yani o dünyevi ihtiyaçlarla. Tekrar dünyaya çekiyor, bu dünyaya tutunmamızı sağlıyor. Ama biz bu dünyaya tutunmak için de yaratılmadık sadece. Bu dünyada idare edeceğiz. Asıl tutunmamız gereken yer ahiret. Onlar mehasinden gözlerini kapadılar. Lezzeti olmayan, şimdi şu an hemen menfaati olmayan her şeye gözlerini kapadılar. Ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin, talebelerinin ikazatından, uyarılarından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. Yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsar edilen iksirlerden içtiler. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsar edilen iksirlerden içtiler. Yani Cenab-ı Hak yarattım ama bunu mutlaka siz de kullanmalısınız demiyor. Bazı şeyler için. Domuzu yaratmış ama yemeyin diyor. İmtihan veya işte diyelim içilecek içki. Bu da Cenab-ı Hakk'ın mahluku ama içmeyin diyor. Ondan sınanıyoruz. Başka şeyler için. İhsar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sarhoşluklarda çeşit çeşit. Biz hep içkinin sarhoşluğu diyoruz ama internetin bile bir sarhoşluğu var. Siyasetin bile bir sarhoşluğu var. Asabiyetin bir sarhoşluğu var. Futbolun bir sarhoşluğu var.
ve hakikaten bu sarhoşluklar cuşu huruşu besliyor. Neyin sarhoşuysanız onun cuşu huruşunu yaşıyorsunuz ve rahatsız ediyorsunuz. Çünkü sizi ifrata götürüyor. Siyasette öyle, futbolda öyle, ne diyelim düğünde bile mesela o neşenin sarhoşluğu bile geçen işte bir tane muhtar akrabasını vurmuş ya, silahla. Havaya ateş açarken işte bir mermi de akrabasına gitmiş. Bak yine cuşu huruş. O fanatikliğin, o kapılmanın, o sarhoşluğun, sersemliğin. Sarhoşluk nedir? Sarhoşluk aslında bir açıdan dikkat toplayamama halidir. Sarhoş dikkatini toplayamaz. Düz çizgide yürüyemiyor mesela. Veya işte yola dikkatini veremiyor. Kazalara sebep oluyor mesela. Her türlü sarhoşluk da bizi dikkat etmemiz gerekenlerden alıkoyuyor. Bak siyaset bile olsa, işte atıyorum futbol bile olsa, asıl hayatımızın parçalarında dikkat etmemiz gereken yerlerde bizi dikkatten alıkoyuyorsa o da bir sarhoşluk diyebiliriz. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın, şan sahibi, sanatla yaratan Allah'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Bak, sanatla yaratan oydu. Edepsizlik edince ne oldu? Sanatına kastettin. Bir ressam çizmiş, bilmem çok ince ölçülerle yapmış. Sen aldın onu masaya serdin, üstünde yemek yedin. Edepsizlik mi? Edepsizlik. Çünkü o sanat onun için yapılmamıştı. Zişan, şan sahibi diyor yani. Yücelik sahibi. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. İşte cehennem. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş. Bir yanıyla cehennem, bir yanıyla da onların bu dünyada yaşadıkları sıkıntılı hayat. Kalplerindeki cehennem. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş. Elbette anladın ki o hakim-i zişan, o hükmeden şan sahibi, bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü, hasıl olması, ortaya çıkması ise iki şeye mütevakkıftır. İki şeye bağlıdır, onlarla beraber vücuda çıkar. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Yani bir anlatan olması lazım, öğreten olması lazım, imtihanın başlaması için doğru ve yanlış cevapların önümüzde olması lazım. Daha doğrusu doğru cevapları öğrenmiş olmamız lazım ki yanlış cevaplarla sınanalım. Daha doğrusu bu oldu. İnsan öğrenmediği şeyden sınanamaz. Devlet bizi bir sınava sokuyor ama hiçbir şey öğretilmemiş bize. Ondan sınava sokması amaçsız olur. Mesela diyelim bekçi alacak ama inorganik kimya soruyor. Ama öğretmedin ki sen bunu. Lise mezunu bekçi alıyorsun, inorganik kimya soruyorsun. Liseye kadar inorganik kimya dersi verilmedi ki. Veya sınavdan önce haber vermedin ki böyle bir şey öğrenilecek diye. Her insan sorar bunu yani. Öğretilmeyenden sual edilmez. Cenab-ı Hak da biz ümmetlere diyor, hani hiçbir ümmete peygamber göndermedik ki ondan sonra onları imtihan almış olalım. Yani imtihan peygamberlikle bağlı. En büyük dairede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle bağlı. Gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bir kitabın seviyesi ne kadar yüksekse ona öğretmen o kadar çok gerekir. Bir masal kitabı, ya öğretmensiz okunabilir. Ama yukarı matematik, üst matematik veya işte yukarı fizik, inorganik kimya ya da işte atıyorum biyokimya, böyle yukarı çıktıkça mevzular illa öğretmen gerekir. Yani insan nasıl rabıta kuracak onunla, nasıl bağlanacak onunla, nasıl keşfedecek onu? Diyelim ilk defa okula gittiniz, daha okuma yazmayı yeni söküyorsunuz, getirdiler önünüze o inorganik kimya kitabı koydular. Öğreten olmasa nasıl olacak o iş? Onun gibi de kainat kadar Cenab-ı Hakk'ın kainat gibi karmaşık, girift olan kitabı muallimsiz olmaz. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Bir, peygamber gelmeli. İki, ahali o sözü dinlemeli. Bunlar kainatı ayakta tutuyor.
Demek vücudu üstad, yani peygamberin vücudu, vücudu kasrın daisidir. Dai ne demek? Yani çağrıcısı, gerektireni. Bakalım buradan. Var olmasına sebep olan demekmiş burada. Öyle verilmiş. Dai davetçi de demek. Ben öyle de biliyorum. Yani sarayın vücudunu ustadın vücudu davet ediyor. Bize şimdi zaman hizalama açısından, kendi yaşayışımız açısından önce bu, sonra bu gibi geliyor. Kainat yaratıldı milyonlarca yıl sonra, milyarlarca yıl sonra, ya da insan yaratıldı. Onun içinde de peygamberler yaratıldı. Süreç böyle. Fakat sürecin neticesi bu olduğuna göre netice en başta düşünülmüş olmalı. Yani böyle gözüküyor olay bize ama bu olayın buraya bağlanması için en sonda, en başta düşünülmüş olması lazım. Diyelim bir bina yapıyorsunuz. O binada işte merkezi bir konumda bir daire var. Kral dairesi. Planda en başında düşünülmüş olmalı ki oraya denk gelsin. Yani bütün ahenk baştan planlanmış olmalı ki tam tık oraya uysun. Madem kainat amaçlı kılan, amacını ortaya çıkaran, fonksiyonu tam yerine getirmesini sağlayan nübüvvet onunla tamam oluyor. O zaman bu nübüvvet en başta olmalı. Onun planı, programı, kaderi, takdiri en başta olmalı ki bu en sona gelsin. Ağacın tohumunda ağaçlığın sırrı olmalı ki en sonunda meyvesini verebilsin gibi. Vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir. Levlake levlak sırrı, yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sırrı bu. Ve ahalinin istimağı, yani ahalinin dinlemesi kasrın bekasına sebeptir. Cenab-ı Hak sarayı ahali dinlerse, uyarsa devam ettirir. Öyleyse denilebilir ki eğer şu üstad olmasaydı, o melik-i zişan, şan sahibi hükümdar, o kasrı bina etmezdi. İşte levlake levlak ve ma halaktu leflak. Sen olmasaydım alemleri yaratmazdım. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sırrı. O melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, işte kıyamet, elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Yeryüzünde Allah Allah diyen kalmadığında, Müslüman kalmadığında, hidayet çekildiğinde dünyadan artık varlığının amacı da kalmayacak. Ve o kasır tebdil ve tahvil edilecek deniyor ve deniyor ki eğer arkadaş hikaye burada bitti. Eğer şu temsil sırrını anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör. Biz oraya geçmiyoruz. O zaten vaktimiz de dolmuş. Cenab-ı Hak hamdolsun temsili, konuşmayı, tefekkür etmeyi nasip etti. Başa dönsek tekrar konuşsak kim bilir daha yeni neler söyleriz. Ama bir yerde durmak gerekiyor. Çünkü ilerlememiz de lazım metnin içinde. Ne diyelim? Cenab-ı Hak azımızı çoğa saysın. Bu konuştuğumuz azı da gırtlağımızdan aşağı indirsin. Hayatımıza tesirli eylesin. Bizi değiştirsin bu marifet bilgileriyle. Bizi sevdiği, sevmediği hallerimizi, sevdiği hallere kalbetsin. Günahlarımızı sevaplara çevirsin. Bizi ıslah etsin, bizi iflah etsin, bize hidayet versin. Rahmetiyle, keremiyle, azabından rahmetine sığınıyoruz. İnşallah başka bir derste yine 11. sözün hakikat bahsinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.